Değerli dostlar, herkese merhabalar. Evet, her zamanki gibi umarım iyisinizdir demek istiyorum ama yani borsa anlamında pek iyi olmadığımızı tahmin edebiliyorum. Ama onun dışında sağlık, sıhhat ve benzeri yönlerden huzurlu, mutlu olmanız bizler için de daha önemli olduğunu söyleyebilirim değerli dostlar. Evet, maalesef bugün sert bir düşüşle karşı karşıya kaldık. Şöyle 2 gün kafa dinleyelim dedik değerli dostlar. Borsadan uzak duralım dedik ama biliyorsunuz dün video çekmemiştim. En son pazar günü bir video çekmiştim. Yani dün birazcık istirahat, bugün birazcık tatil istirahat anlamında kendimize bir kafa dinleme zamanı ayırmak istedik ama kafamıza da vurdular değerli dostlar. Evet. Aslında bugün de bir video hazırlamayı düşünmüyordum ama artık hoca piyasa kötüye gitti, ortada yok algısı oluşabilir. Çünkü bazılarımızda oluşabiliyor. Sırf o algıdan dolayı karşınızdayım değerli dostlar. Ama burada yani hisselerin genelini değerlendirmek istemiyorum değerli dostlar. Sadece önce bir BIST 100 analizi yapacağım. Diyorum ileriden süre içinde bir zamanım olursa hisselere de bir kısım hisseye de bakarız ama şimdi bu BIST 100 teknik analizi oldukça önemli değerli dostlar. Can kulağıyla dinlemenizi isterim. Kesinlikle bir alım satım tavsiyesi değildir. Onu söyleyeyim. Ekranımızda bakınız. Yasal uyarımız kesinlikle al sat tut yönünde bir tavsiye içermemektedir. Evet. Yine bugün bir video attım kısa. Yani borsacıların, yatırımcıların hali diye bunu kendimiz de içine kattık. Belki biraz yanlış anlayan arkadaşlarımız oldu ama gerçekten takır takır en ufak panikte dökülebiliyoruz. Bazı hisseler var değerli dostlar. Bugün dökülmeyen hisselerimiz var. Örneğin ne var değerli dostlar? Arçelik var. Enerisa'yı gördüm. Yine şöyle bakıyorum. Evet, benim dikkatimde olan Enerisa ve Arçelik ve buna BİM hissesini eklersek, bakınız bu hisselerin tutunduğunu görebiliyoruz. Bakınız Enerisa. Yani böyle sağlam hisseler olan arkadaşlarımız gerçekten yani bugün devrilmeyen hisse demek ki güçlü. Yani bu anlamda rahat olmak gerekli ama şimdi piyasada döktüler. Yani bakınız %9'luk, 8'lik, 7'lik birçok düşüş söz konusu. Acaba dökmediklerini de dökmek için tekrar yukarıya bir kaldırıp bu dökülmeyen hisseleri kaldırıp tekrar mı çırpacaklar? Bunu göreceğiz. Veyahut da değerli dostlar artık sizleri silkeleyip buradan mal mı toplamaya başlayacaklar? Yani birkaç gün sonra işte yabancı yatırımcı pozisyonunu arttırmaya başladı gibi haberleri görmeye başlayacak mıyız? Bunlar tabii bizdeki oluşan meraklar, kuşkular. Yani bunların hepsi bir soru işareti. Bunları göreceğiz. Şimdi gelelim BIST 100'deki daha önce çalışan değerli dostlar, daha önce çalışan trend. O trendi biz hep dipten çiziyorduk hatırlarsanız. Şimdi bugün farklı bir senaryo oluşturacağız. Şimdi değerli dostlar, bizim daha önce şu şekilde bir trendimiz söz konusuydu. Ha gitti, ha gitti, gidecek falan filan derken bakın şu şekilde bir trend söz konusuydu. Yine normalde destek çizgisini ne yaptık değerli dostlar? Bakın şu bölgeden aldık. Bakınız 2 3 derken burada bir sapma, hadi burayı ayı tuzağı dedik. Tekrar kanalın içerisine girdik ama artık raydan çıktık değerli dostlar. Yani trend anlamında dibi baz alarak çizmiş olduğumuz raydan çıktık. Ancak hareketli ortalamalara baktığımız zaman hemen şöyle bakalım. Sadece 5-9 kesişmesi geldi bugün ama herhangi 5-9-21 gerçekleşmiş değil. Tabii bu da bizim için önemli. Yani bakıyorsunuz daha önce değerli dostlar 5-9 kesişmesi geliyor ama epey bir zaman geçtikten sonra 5-9-21 kesişmesi geliyor. Şimdilik bu anlamda EMA 21 ile 5-9 kesişmesi gerçekleşmiş değil. Çıkmadık candan ümit kesilmez. Hala bir ümit bizde burada duruyor. Evet. Teknik olarak daha önce çizmiş olduğumuz artık o dibi baz alarak uzattığımız kanal çöp oldu arkadaşlar. Şimdi önemli hususlardan bir tanesi artık burada
kanal değişimine gitmek zorundayız değerli dostlar. Evet. Ve bu kanal değişimini nasıl yapacağız? Hemen onu şöyle alalım. Artık değerli dostlar, bakın şu tepe noktalarını baz alıyoruz. Ölçütümüz burası olmuş olacak değerli dostlar. Şöyle oldukça hassas bir şekilde bakınız. Evet. Bakınız oldukça hassas bir şekilde ne yaptık? Değerli dostlar bakınız. Birinci bölge, ikinci direnç bölgesi, 3, bakınız 4 defa test edilmiş olan bir direnç bölgemiz söz konusu. Şimdi alıyoruz bakınız klonluyoruz. Bakınız orta bölgeye getiriyoruz. Bakınız yine en çok noktadan geçen kısma getiriyoruz arkadaşlar. Yani burada hocam niye oraya buraya çizdin demeyin. Bakınız mantığını anlatmaya çalışıyorum. Bakınız 1, 2, 3, bakınız 4, 5. Bakınız 5 defa test edilmiş olan bir bölge. İsterseniz şu hareketli ortalamanın bir kısmını kaldıralım. Burada daha rahat görebilirsiniz. Şöyle hepsini kaldıralım olmazsa. Evet. Şimdi arkadaşlar bakınız daha net berrak bir şekilde gördünüz değil mi? Evet. Bir kanal içerisinde bakınız devam eden ama o kanalın artık sonlandığı, bittiği bir bölgedeyiz. Şimdi tekrar klonluyoruz değerli dostlar. Da burayı ne yapalım? Kesik yapalım değerli dostlar. Şu şekilde. Evet. Şimdi burada değerli dostlar baktığımız zaman şöyle alalım tekrar. Evet. Değerli dostlar bakınız burada bir trend söz konusu ve bu trend artık sonlanmış durumda. Ana hattıyla bakınız düz kırmızı çizginin içerisindeki gelgitler sonlanmış durumda. Şimdi iki defa bu çizginin dışına çıkmış durumdayız. Bir, bakınız ve iki. Şimdi değerli dostlar dikkat edin. Bakınız anlatmaya çalıştığım noktayı anladığınıza inanıyorum. Bakınız. Şu kırmızı alan içerisinde ne yapıyoruz? Gelgit yapıyoruz. Bakınız hiç kırmızı alanın dışına taşmadan bakınız kırmızı alanın dışına taşmadan temaslar ederek ne yapıyoruz? Gelgit yaptık. Ama bugün iş koptu. Paralel kanalı çizdik. Kesik çizgiyle çizdik. Bir ayı tuzağı olabilir mi? Yoksa artık bu iş bitti mi? Yarın buradan gelebilecek bir tepkiyle değerli dostlar. Hemen şöyle büyütelim. Buradan gelecek bir tepki ile bakın şu kısım 117.000 şöyle baktığımız zaman pardon 1171 1172 bu kanalın içerisine tekrar şöyle bir tık daha yukarı kaldırsak 1172 değerli dostlar. Bu seviyelerin üzerine gelip bu kanalın içerisine tekrar girmeyi başarabilirsek hatta kanalın içerisine bir tık ileride gireceğimiz için bu rakam 1175'lere kadar gelebilir değerli dostlar. Tekrar kırmızı alanın içerisine girmeyi başarabilirsek değerli dostlar 1175 gibi bir rakam bizi tekrar kanalın içerisine sokar. O zaman tamam deriz. Burada bir ayı tuzağı söz konusu oldu. Ve Borsa İstanbul tekrar yukarı yönlü gitmek istiyor diyebiliriz. Bu mantığı yürütebiliriz. Lakin artık bu kesik çizgilerin de altına sarkmalar geldiği zaman o zaman bizim trend tamamen çöp olur ve artık buradan sonra da bu trendi yoluna sokamayız. Yani teknik anlamda değerli dostlar daha önce dipten alıyorduk tepeyi veriyorduk. Şimdi bakın tepeden aşağı doğru geldik. İki tane ayı tuzaklı nokta belirledik. Bir bakın şu ok şu bölge ikisi de bu bölge oldu artık arkadaşlar. Bir hareketin başladığı zamanda bir ayı tuzağı bir de şimdi. Bakalım ayı tuzağı olarak mı kalacak yoksa tekrar. Tekrar demeyelim daha doğrusu ayı tuzağı olarak 1175'in içerisine kanalın içerisine girerek yukarı yönlü devam edebilecek mi bunu göreceğiz. Veyahut da kesik çizgilerin altına sarkarak değerli dostlar artık burada düşüşe doğru devam edeceğiz. Bunu hep beraber göreceğiz. Yarın
Sert satışları devamı gelmez ve 1175 bandının içerisine atabilirsek değerli dostlar halen kanalımızın içerisinde devam ediyor olacağız. İstersen şu kanalı biraz da şöyle renkli gösterelim ki yatırımcı daha rahat anlayabilsin. Bakın tam da oturuyor değerli dostlar. Bizim esas kanalımız artık burası. Bakın şu sarı bölge. Ama aşağıda kırmızı kesik çizgiyle gösterdiğimiz bir ayı tuzağı ihtimali söz konusu. Umarım yarın tekrar kanalın içerisine girmeyi başarırız. Yoksa artık bu iş iyiden iyiye tehlikeye girebilir değerli dostlar. Evet. Şimdilik bizim anlatacaklarımız bunlar. Bunu tüm hisselere vurabiliriz. Yani bu benzeri hareketi. Yani borsanın genelinde arkadaşlar bu şekilde bir düzeltme gelirse hisselere de zaten yansıyacaktır. Umarım geçmişteki, bakınız geçmişteki 3, daha doğrusu 2 mi diyelim, şu 3'ü almayalım. Şu 2 noktayı baz alalım değerli dostlar. Şimdi şu anki bulunmuş olduğumuz durum, bakınız bir tepe, bakınız buradan tepelerle artık dibin kırılmasıyla hareket hızlanıyor. Yine burada da bakınız 1, 2, 3 benzeri durum. Şimdi geldik buraya değerli dostlar. Burada da 3 aşağı 5 yukarı bakınız birinci tepe, ikinci tepe. Artık buradan bu hareket bir fake hareket, bir ayı tuzağı değil. Gerçek ise yarın bu seviyenin altına indik mi geçmiş olsun. Ama halen bir tuzak olma ihtimali var. Kanalın içerisinde dönme potansiyelini halen barındırıyor. Aşağıdaki kesik ayı tuzağı noktası bizim için bir ümit. Bakalım burayı hep beraber görmüş olacağız. Ayı tuzağı mı değil mi yarın karşımıza çıkmış olacak. Şuradaki boşluklu bölge bakınız. Yani şu seviyeye kadar bir düşüş de olabilir. Yani epey bakın şuralarda boşluklu bölgeler var. Ama dediğimiz gibi bizim için esas olan 1175 bandının içerisine tekrar girebilmektir. Şu anki tablonun durumu değerli dostlar. Evet. Umarım değerli dostlar bizim hep anlatmaya çalıştığımız şu kademeli alım, kademeli satım mantığını maalesef bu acı düşüş sonrasında hepimiz anlamışızdır. Yani bu şekilde ümit ediyorum. Gerçekten ciddi şekilde bugün çarpıldık ve bunun genel hisselere baktığımız zaman birçok hissede sert düşüşleri gördük. Yani bu kaşık kaşık aldığımız, toparladığımız, emek emek geldiğimiz zirvenin birden kepçeyle elden çıkartılması değerli dostlar. Yani bu anlamda insan üzülüyor. Yani bugün işin gerçeği biz de çarpıldık, biz de zarar ettik. Ama burada hayat devam ediyor. Yani bir şekilde yol haritalarını her daim çizmemiz, her daim hareket halinde olan bu piyasada bir strateji belirlememiz gerekli değerli dostlar. Bu strateji şimdilik hep hareketli ortalamalar ve kanal içerisindeki hareketle devam etti. Güzel de gitti ama artık burada bir yataya bağlama, bir kanalın dışına taşma isteği oluşmaya başladı. Dikkat edeceğiz artık. Önceki hareketler gibi benzeri bir durum gelir, aşağı doğru çakılırsak bu düşüşler sert olabilir. Dikkat etmek lazım. Belki daha önceki sertliğe, yani ciddi şekilde bakın şu şekilde 80 binler falan belki hikaye hayal olabilir ama yani buradan yani şöyle geri çekilmelerde dikkat etmemiz lazım. Bizim buradaki önemli geri çekilme noktalarımız kaç, hemen şöyle bakalım değerli dostlar. Bakınız şurada bir 1077 bandını görüyoruz. Akabinde 1022 bandını görüyoruz. Evet. Ve en önemlisi de bakın şu noktadaki 1140 seviyesi değerli dostlar. Evet. Bizim burada baz alabileceğimiz, hatta şu kısmı da alalım. 4 tane önemli destek noktamız söz konusu. Artık hep bu şekilde yukarı yukarı gittik. Şimdi şu diplerdeki destekleri artık görmemiz gerekli. Evet.
1175 kafamızda kalsın arkadaşlar. Bu seviyenin üzerine attığımız zaman tekrar sarı kanalın içerisine girmiş olacağız. Şimdi onun dışında sırasıyla desteklerimiz. 1140. 1110. 1076-77 bantları. 1022. Evet. Bakınız şimdilik desteklerimiz sırasıyla bunlar değerli dostlar. Ben buradan çıkartabildiğim destek noktaları, önemli destek noktaları. Umarım bu desteklere ihtiyacımız kalmaz değerli dostlar. Eğer kalırsa da artık takip etmek gerekli. Evet. 1175. Bakalım tekrar bu seviyelerin üzerine gelebilecek miyiz? Önümüzdeki artık birkaç işlem gününde diyelim. Tekrar bu seviyenin üzerine gelebilsek ne ala. Aşağıdaki 1140-1110 sıralı desteklerimizi alarak takip etmiş olacağız. Evet. Şimdi burası anlaşılmıştır umarım. Şimdi bir de şu noktadan daha önce birkaç defa baz almıştık. Şu kesikliği önce bir alalım. Evet. Bakınız değerli dostlar. Şu yukarıdan vurduğumuz zaman yine halen bu siyah çizginin üzerinde bir tutunma gayretimiz olabilir. Umarım bu tutunma çabası yarın kısmen pozitif de olsa yukarı yönlü gelerek en azından siyah çizginin üzerinde kalma başarısını gösterebiliriz. Evet değerli dostlar, umarım faydalı olmuştur. Artık yok abone olun, beğenin falan demek istemiyorum. Bu moral bozukluğunda artık umarım tekrar düzelir, iyi olur değerli dostlar. Önemli olan sağlığımız, sıhhatimiz. Yani krediyle işlem yapmamamız, ihtiyaç dışı fazlası paramızla işlem yapmamız. Yani bütün bunları başarabilirsek ne ala. Yoksa işte gidip krediyle borsa yükseldi, ben hisseye dalayım. Artık o devir bitmiş de olabilir. Dikkat etmek gerekli. Yani bu tür şeylerden kaçınalım. Bakınız tekrar ediyorum. Bir kanalımız, üst bandı baz alarak çizdiğimiz bir kanal. Artık söz konusu önceki dipten aldığımız kanal diskalife. Ve bu kanal içerisinde yine değerli dostlar iki tane fake'den bahsettik, ayı tuzağından. Umarım burası bir ayı tuzağı olarak kalır değerli dostlar. Eğer ayı tuzağı olarak kalmaz, aşağı doğru bakın şu noktalarında kırılmasıyla aşağı doğru hareket başlarsa geçmiş olsun diyebiliriz. Evet, tekrar görüşmek üzere değerli dostlar. Kendinize iyi bakın. Ve bugün bakınız bir tane video atmıştım sizlere. Şöyle hemen o videoyu tekrar göstereyim. Yani burada borsacının durumunu anlatmak için attım. Yani burada kimse yanlış anlamasın. Endeks düşerken biz yatırımcının hali dedik. Yani burada yanlış anlayan arkadaşlarımız olabiliyor. Şöyle bakınız. Yani şakayla karışık. Yani burada yatırımcının hali gerçekten bu arkadaşlar. Yani bu göndermiş olduğum, yapmış olduğum paylaşımdan kimse hoca bizle dalga geçiyor falan gibi bir şeyin artık anlayışının içerisine girmeyelim arkadaşlar. Birkaç kişi yanlış anlamış gözüküyor. Yani bu tür bir anlayışın içerisine girmeyelim. Kimseyle dalga geçtiğimiz yok. Yani durum o. Yine bizleri Twitter TraderManX adresinden de takip edin. Ha, buralarda pek bir şey paylaşmak istemiyorum ama ister istemez insanlar itiyor buraya. Ya burası arkadaşlar Twitter gerçekten insanların ekolarını tatmin ettiği noktalar, yerlerden biriymiş gibi geliyor bana. Ama ilginç fikirler de yok değil yani. Gerçekten biz Türk insanının çok çok ilginç fikirlerini burada görebiliyoruz. Bazı yorumları okuduğum zaman gerçekten süper yorumlar çıkarabiliyoruz. Ya bugün biz de can sıkıntısı video atamadık. Birazcık bir şeyler paylaşalım dedik. Örneğin neler paylaştık. Bir 15 dakikalıkta bir pozitif uyumsuzluk vardı ama çöp oldu. Dedik ki bayram öncesi nakde geçseniz bile o parayı çekemeyeceksiniz. Yani bazı arkadaşlar böyle bir mantığı var. Bugün satış mantığı, anlamakta zorlanıyoruz. Biz 100 kaşık kaşık toplayıp kepçeyle verin siz dedik. Yani gerçekten öyle bizim durumumuz. Arçelik çelik gibisin dedik. Gerçekten arçelik o haftalıkta da baktık düşeni kırmıştı. Güzel dayandı. Umarım güzel yerlere gelir. Sir John
Templeton artık neyse okunuşu. Panik yapmayın, satma zamanı düşükten önceydi, sonra değil sözünü paylaştık. Öyle yani, şimdi önce bir şeyler görüp satabiliyorsan satıyorsun ama artık %3 düşmüş, elinden çıkarmışsın. Yani en azından bir gün sonrayı da görmen gerekir diye düşünüyorum. Ama yarın tabii durum daha da kötü olursa artık iyice stop noktaları oluşmaya başlayacak. İkisi vurlarla olacaktı, milleti hikaye boğdunuz, ne dövdüler ama dedik. Yani gerçekten baktık işte, biz akşama kadar haber kanallarını izliyoruz. Çıkıyor yatırımcılar veyahut işte aracı kurum araştırma departmanında müdürler vesaire. İşte sıfır atılacak, şöyle olacak, böyle olacak. İşte gördük rally'yi yani. Sıfır atılınca sanki uzaya gittik değerli dostlar. Evet, iyi ki biraz kafa dinleyelim dedik. İçine ettiler. Gerçekten öyle oldu. Yani şöyle bir deniz sefası yapalım dedik. Biraz dağ bayır gezelim dedik. İçine ettiler. Ve Osman Kavala haberinden başka bir şey gördünüz bugün diye paylaşımda bulunduk. Yani artık bilmiyoruz. Yorumlara bakalım şöyle neler yazmışlar. İşte ABD meclisi Türkiye'ye yaptırım kararı vesaire. Artık Trump bunu onaylayacak mı onaylamayacak mı onunla da alakalı. Artık bekleyip göreceğiz değerli dostlar. Bir de şuradan BIST 30'un vadesine baktığımız zaman o da çakılmaya devam ediyor değerli dostlar. Görüldüğü üzere. Bakınız BIST 30 vadeli tıkır tıkır çakılıyor. Yani bu anlamda iş biraz sıkıntılı. Yani BIST 30 vadeliyi değerli dostlar yataydaki bakın şu seviye artık karşıladı. Bakınız 1305-1300 seviyeleri. Artık buralar karşılamazsa burası da geçmiş olsun diyebileceğimiz bir noktaya geliyor gibi gözüküyor. Burada da satışlar devam ediyor değerli dostlar. Evet. Geçilemeyen dirençler. Bakınız 1, 2, 3, 4 defa test edilmiş olan direnç noktası vadeli de gözüküyor. Ne yaptı? Satışı getirmiş oldu. Evet. Durum bu değerli dostlar. Umarım yarın bir toparlanma görürüz. Yoksa iş sakat. Evet. Dolarda yine baktığımız zaman hareketlilik 6.94 bantlarında seyreden bir tablo hakim. Yine gümüşten bahsetmiştik daha önce. Gümüşle ilgili videolarımız var. Gümüş ons 24 dolar bantlarında seyrediyor. Yine ons altın arkadaşlar yine tarih rekorlara imza atmaya devam ediyor. 1958 dolar bantlarında şu an itibariyle. Yine ons'la ilgili videolar 1-2 ay öncesinden videolarımız var. İzleyebilirsiniz. Ta o zaman 1923. Bunu not alın demiştik değerli dostlar. İzleyenler hatırlar. Ve ons'ta 1923 hedefimiz geçildi. Yani buradan güzel de bir sonuç çıkarmış olduk. Bu noktada kendimi kutluyorum. Biraz egolarımız tavan yapsın. Evet değerli dostlar, kendinize iyi bakıyorsunuz. Tekrar görüşmek üzere. Borsamızdaki sıkıntılı süreç inşallah geçer. Yoksa iş biraz satışa doğru ivmelenecek gibi gözüküyor. Yarın bakacağız. Orası bir ayı tuzağı mı değil mi? Değerli dostlar. Yani bugünkü bu sert düşüşün dip bölgesi bir ayı tuzağı olarak kalacak mı? Yoksa satıştan devamı gelecek mi? Bunu hep beraber görmüş olacağız. Umarım yukarı yönünü kırarız ama kıramazsak da değerli dostlar, teknik ne diyorsa o. Evet, hoşça kalın, sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın değerli dostlar.